Merhaba arkadaşlar, bu videoda Asus bileşenlerde orta seviye bir AMD sistem toplayarak AMD'nin önemli grafik kartı teknolojilerinden biri olan AFMF'nin yenisi AFMF 2 hakkında çok önemli bilgilendirmeler yapacağız. Bu topladığımız sistem bir fiyat performans sistemi falan değil, onu söyleyelim. Yani fiyat olarak herhangi bir iddiası yok. Sadece AFMF 2 için ortalama donanım gücüne sahip bir sistem olarak düşünün kendisini. Yine de söylemiş olalım, sistemin 31.999 TL fiyatla 100 adet stoğu var. Ama altını çizerek tekrar söylemek istiyorum, herhangi bir fiyat iddiası olan VOOC sistemlerimizden biri değil. Fiyat yüksek falan diyen arkadaşlar olabilir diye bunun da uyarısını defalarca yapmış olalım. Bu videoda konumuz AFMF 2 olacak. AFMF 2 ile test içinde bu sistemi bize gönderdiğinden dolayı İtopya'ya teşekkür ediyoruz. Bir de videoya başlamadan önce söylemek istediğim bir kampanya var. Listede gördüğünüz seçili ürünleri satın aldığınızda 2 adet bedava oyun kodu var. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Biri Warhammer 40.000 Space Marine 2, diğeri Unknown 9 Awakening. İkisi de güzel oyunlar ve listedeki bileşenleri satın alanlar oyun kodlarından faydalanabiliyorlar. Asus'un sitesinde de bu iki oyunla ilgili ayrıntıları bulabileceksiniz. Hepsinin linkini de video açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet, şimdi AFMF 2 ile ilgili test yapacağımız sisteme yakından bir bakalım. İşlemcimiz AMD R5-7600 AM5 soket, yani güncel orta seviye bir işlemci. Temel frekans hızı 3.8 GHz ve turbo ile 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. R5-7500F'ten çok az daha hızlı diyebiliriz ve artı olarak entegre GPU'su var. Ama ekran kartı kullananlar için tabii ki bu pek bir anlam ifade etmeyecek. Ve R5-7600 stok soğutucuyla değil, 4 adet bakır boruya sahip Strong M4 12X Pro RGB işlemci soğutucuya sahip olarak geliyor. Stok soğutucudan çok çok daha iyi tabii ki. Sonuçları da birazdan göreceksiniz. Anakartımız Asus Prime A620ME CSM, kendisi AM5 soketin giriş seviye modellerinden biri ama PCI Express 4.0 X16 slotu, 2 adet PCI 3.0 X1 slotu, 1 adet PCI 4 M2 slotu, 2 adet adreslenebilir Gen 2 başlık, 4 tanesi USB 3.2 Gen 1 olmak üzere toplam 8 adet USB portu, 1 adet Aura RGB başlığı, toplam 96 GB 7200 MHz RAM desteği ve 120 W CPU'ya kadar desteği var. Yani AM4 soket giriş seviye anakartlara kıyasla bayağı bir dolu özelliklerde diyebiliriz kendisi için. Bu sistemde bellek olarak G-Skill Ripjaws S5 5600 MHz CL46 16 GB DDR5 RAM kullanıldı ama siz alabiliyorsanız daha düşük CL değerine sahip olan bir RAM almaya bakın. CL46 biraz yüksek bir değer. 2 RAM slotu olan anakartlarda DDR5 RAM'leri mutlaka tek modül 16 GB RAM almaya bakın ki ilerleyen dönemde yanına aynısından bir tane daha 16 alarak sistemi kolayca 32 GB yapabilirsiniz. Böylesi çok daha kolay olur ama söylediğim gibi CL değeri konusuna da mutlaka dikkat edin. Peki AFMF 2 testlerimizi hangi ekran kartıyla yaptık ona bakalım. Asus Dual RX 7600 XT OG Edition 16 GB ekran kartı yer aldı sistemde. Bu kart 16 GB belleği ile AMD'nin güncel 1080p ekran kartı diyebiliriz çünkü 8 GB VRAM ne yazık ki günümüzde biraz sınır olmaya başladı. Yine de her oyunu tabii ki açar, her oyunda oynarsınız ama 16 GB VRAM ile çok daha rahat edersiniz. Bu kart Xen teknolojileri çift fanlı tasarıma sahip. Xen teknolojisi aşağı yönlü hava basıncında çok etkili olduğu için bu da soğutma açısından önemli özelliklerden biri haline geliyor. Kartın fanları çift rulmanlılar ve birçok kartta olduğu gibi 0 desibel teknolojisine sahipler. Kart yük altındayken devreye giriyorlar, bilmeyenler için söyleyelim. Kart üzerinde herhangi bir RGB desteği bulunmuyor. Tek 8000 güç girişi olan kartın da PCB'ye göre bayağı büyük bir heatsink'i var. Yani PCB ile neredeyse aynı boyutta, soğutma borularıyla da desteklenmiş tabii ki. Testlerde sıcaklık değerleri de gayet iyiydi. Az sonra hepsini canlı şekilde göreceksiniz. Sistemde depolama olarak Kingston 1TB NV3 Gen 4 NVMe M.2 SSD yer aldı. 6000 MB okuma ve 4000 MB'da yazma hızı var. Alan ve hız konusunda sıkıntısız diyebiliriz kendisi için. Ve tüm bu bileşenler Bitfenix Ares 600 W 80 Plus bronz temperli camlı kasa içine kuruldu. Bitfenix'in 4 adet fanla gelen içi geniş güzel kasalarından biri.
600 watt güç kaynağı ise 12 volt kanalından 46 amper güç verebiliyor. Yani toplam 552 watt güç verebiliyor 12 volt kanalından. Bu sistem için ortalama seviye, ideal kasa ve güç kaynağı ikilisi oldular. Ama şimdi asıl konumuz olan AFMF 2'ye gelelim. AFMF neydi? Önce bilmeyenler için onu açıklayalım. AMD Fluid Motion Frames, yani Türkçesi AMD akışkan hareketli çerçeveler olan bu teknoloji oluşturduğu kareleri oyuna ekliyor. Bu teknolojinin FSR'dan farkı ise FSR gibi oyun içine uygulanmıyor, sürücüyle birlikte geliyor ve isterseniz siz sürücü ayarlarından aktif hale getiriyorsunuz ve normalden tam 2 kat daha fazla FPS alabiliyorsunuz. AFMF 2'nin AFMF'den farklarından biri ise şu: AMD artık AFMF 2'nin AFMF 1'den %28 daha düşük gecikme süresiyle çalıştığını iddia ediyor ki bu gerçekten oldukça büyük bir gelişme. Bununla birlikte sadece DirectX değil, Vulkan ve OpenGL'de de çalışabiliyor. Ve AFMF 2 aktif edildiği zaman artık iki seçenek daha çıkıyor. Bunlardan biri yapay zeka için optimize edilmiş arama modu, diğeri ise performans modu. Varsayılan şekilde her ikisi de otomatik olarak ayarlanmış durumdalar. Arama modu AFMF'nin ekranda hızlı hareket oluştuğu esnada kendini devre dışı bırakması durumunda ne olacağı ve burada düzgünlüğün nasıl işleneceği anlamında. Seçenekler otomatik, standart ve yüksek olarak 3 adet. Standart sadece 1080p için ve yüksek ise 1440p ve üstü için ki ben yine de testleri yüksek ayarda yaptım. Performans moduysa aslında daha çok AMD APU işlemcilere sahip olanlar için diyebiliriz. Yani AFMF'yi biraz daha düşürüp kare oluşturma avantajları elde edebiliyorsunuz. Biz bu videoda sadece AFMF 2 ile oyunlarda oluşan FPS farklarını ekrana getireceğiz. Daha sonra daha detaylı AFMF 2 videolarımızda gelecek. Bunu bir başlangıç olarak düşünün. AFMF 2 ile ilgili dikkat etmenizi istediğim ayrı birkaç tane daha şey var. Onu da söylemek istiyorum. Mesela normalde aldığınız FPS'nin 2 katını alacağınız için monitörünüzün tazeleme oranının üstünde AFMF 2 kullanmamaya dikkat edin. Çünkü bu şekilde de ekranda yırtılma sorunu yaşamanız olası. 180 Hz monitörünüz varsa FPS'yi 89'a sabitleyin ve AFMF'yi o şekilde açın. Bu çok çok önemli, aklınızda olsun. Testlerde biz farkları net görmeniz açısından bunu yapmadık ama siz mutlaka yapın. Bazı oyunlarda da FSR'ı devreye soktuk. Hem AFMF 2'nin tek başına yaptıklarını hem de FSR'la birlikte neler yapabildiğini testlerde göreceksiniz. HyperRx teknolojisi, Radeon Süper Çözünürlük, FidelityFX Süper Çözünürlük, Radeon Antelek ve Radeon Boost'un birlikte kullanılmasını olanak tanıyor biliyorsunuz. Biz sadece Radeon Boost'u kullanmamış olacağız bu testlerimizde. O halde şimdi testlere geçelim ve AFMF 2 ile oyunlarda kare yazarı nasıl tavana vurmuş, bunu hep birlikte canlı şekilde izleyelim.
Görmüş olduğunuz gibi oyunlarda kare yazıları AFMF 2 ile inanılmaz yükseldi ve isteğe bağlı olarak FSR'ı da işin içine katarsanız çok daha yüksek kare yazıları alabiliyorsunuz. RX 7600 gibi kartlar için bence harika bir teknoloji çünkü zaten güçlü kartlarla daha yüksek kare yazıları alınabiliyor. Bu kartlar için bence anlamı çok daha fazla. Online rekabetçi oyunlardaysa ben çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Daha çok AAA oyunlar için uygun olan bir teknoloji kendisi. Online rekabetçi oyunlarda kartın safkas gücüne ya da işlemcinizin gücüne daha çok ihtiyacınız olacak. Ve AAA oyunlarda da mutlaka ortalama performans veren bir sisteminiz olmalı ki AFMF 2 düzgün şekilde çalışabilsin. Çok düşük kare yazarında oyun oynuyorsanız AFMF 2 ne yazık ki tam anlamıyla bir kurtarıcı olamıyor. Ama ortalama kare yazarındaysanız size aşmış bir performansı sunabiliyor gördüğünüz gibi. Evet, kendisini VOOC Radeon sistemle test ettik. Dediğim gibi sistemin herhangi bir fiyat iddiası yok. Ama linkini yine de video açıklama kısmında bulabileceksiniz. Umarım AFMF 2 hakkında sizleri bu giriş videosuyla biraz olsun bilgilendirebilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.